Dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri özel Hastanesi katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Cengiz Ünder efsane olmak istiyorum. Fenerbahçe'den Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelirken uçakta kulüp televizyonuna verdiği röportaj paylaşıldı. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe camiasına geldiğimden dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Daha önce pek çok kez Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne sahaya çıktım. Ve hepsi benim için güzel anılardı. Milli takımda goller attığım maçlar oldu. Artık o golleri Fenerbahçe forması altında atacağım. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım. Her zaman farklı bir ambiyansı vardı. Umarım her şey çok güzel olur. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Milli takımdan çok sayıda arkadaşım var. Zaten sürekli birlikte oynadığımız oyuncular. Aklıma gelmişken arkadaşlar. Milli takım seçiminde baya baya oyuncumuz milli takıma gidecek ya. Mecbur Mert Müldür alacaklar. Mecbur Cengiz'i alacaklar. Değil mi? Yani mecbur İsmail'i alacaklar. Baya baya sayı artıyor. Ferdi alacaklar. Yabancı olduğum bir ortam değil. Artık kendi evim gibi gördüğüm takım arkadaşlarımla birlikte oynayacağım. Ceko'yla Roma'da 3 yıl oynadım. Onunla saha içinde çok iyi anlaşıyorduk. Hadi bakalım inşallah. Birbirimizin bütün iyi yanlarını biliyorduk. Bu benim için çok büyük artı olacak. Onunla oynamayı da çok özledim. Diğer takım arkadaşlarım arasından da çok sayıda kişiyle oynadım. Şimdi ben de buradayım. Yaklaşık 6-7 yılın ardından tekrar ülkeme dönüyorum. Fenerbahçe camiasına geliyorum. Bunun için çok mutluyum. Avrupa deneyimi başka oldu. Güzel geçti. Ülkeme her zaman Avrupa'da temsil etmek istemiştim. Şu an artık Türkiye'de Fenerbahçe'deyim. Kendimi çok iyi hissediyorum diyor. Konferans ligi maçlarını izledim ve iyi başlamak çok önemliydi. 3 maç kazandık ve 1 maç daha kaldı. O maçı da kazandıktan sonra umarım en iyi şekilde en iyi yerlere gideceğiz. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. Bu takımda çok iyi işler yapacağıma inanıyorum. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum diyor. Ee, en büyük hedefim şampiyonluk. Bizim için uzun bir sezon olacak. Ben de bunun için heyecanlıyım. Tekrardan Türkiye'ye döndüğüm için ayrı bir heyecan içerisindeyim. Özellikle bu forma altında oynamak benim için gurur verecek. Kendim her zaman hazır hissediyorum. Ee, en büyük hedeflerinden bir tanesi tabii ki de şampiyon olmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Bunu sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum diyor. Sevgili Can Vartu ile İstanbul'da karşılaşmıştık. Allah rahmet eylesin. Bana çok güzel tavsiyeler verdi. O da hem Fenerbahçe efsanesi hem de İtalya'da top koşturmuş biri olarak. Orada da çok sevilen ve saygı duyulan bir isim. İtalyan futbolu ile ilgili çok güzel tavsiyeler olmuştu. Nitekim kendisi kulübün en büyük efsanelerinden bir tanesi. Umarım biz de onun gibi büyük bir efsane oluruz ki <laughs> Fenerbahçe'ye gelirken içimden geçenlerden bir tanesi de bu. O da bu kulübün efsanesi olmak. Her şey Almanya kampında başlamıştı. Biraz da stresli bir süreç oldu. Sürekli oyun oy, sürekli olarak menajerimle konuşuyordum ve durumların nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Çok heyecanlıydım. Bir an önce gitmek istiyordum. Bu süreçte sağ olsunlar sevgili Ali Başkanımız, yöneticilerimiz hepsi benim yanımdaydı. Dik durmamı söyledi. Dikte durdu. Her zaman büyüklerimin tavsiyesi benim için çok önemli. Ben de başkanımıza, yöneticilerimize, İsmail hocamıza teknik heyete bana güvendikleri için teşekkürler. Son olarak da Marsilya'ya çok teşekkürler diyor. Fenerbahçe'den 12. 13. transfer Dominik Livakovic. Artık 13. olur herhalde. Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Transfer şov sürüyor. Son olarak Fred, Cengiz ve Umar aldı Fenerbahçe. Değil mi? Umar Fayede. Artık aldı olarak mı konuşalım? Hani görüşmeler burada devam edecek. Aldı diyelim. Manav. Hani Ferdi, Cengiz kesin olarak alındı ama Omar Neyse gözde gösterisi yaptı Fenerbahçe. Şimdi de Dominik Livakovic için geri sayıma geçti. 28 yaşındaki kaleci Dinamo Zagreb'de 9 milyon euroya el sıkıştırıyor. Hırvat ekibi şampiyonlar gibi 3. ön eleme maçını bekliyor. <laughs> Livakovic Zagreb'in AYK ile oynayacağı rövanş maçınlardan İstanbul'a gelecek. 4 artı 1 yıllık da imza atılacak diyor. 28 yaşındaki kaleciyi daha daha önce Kent edinecek bir geçim on arkadaşlar. Yani Fenerbahçe 13. transferini gerçekleştirmiş olacak diyor. <laughs> Almak üzereyiz. Doğruya doğru. Kulübü biraz cinslik yapıyor. Ama Ali Koç başkan halledecek gibi geliyor bana. İzleyelim, bekleyelim bakalım neler olacak. Bu arada Dinamo Zagreb'ten bir yöneticiyle görüşmüş Doruk Tecimer. Demiş ki Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşmaya vardık. Fakat birkaç madde üzerinden Fenerbahçe, Dibakovic için yeni bir teklif beklediklerini ifade etmiş. Fenerbahçe yeni bir teklifle gelmezse geçtiğimiz hafta resmi teklifini ileten bir La Liga kulübüyle final görüşmesini gerçekleştireceğiz demiş. Geçiniz bunu. Hiçbir şey de gerçekleştiremezler. Ha şunu da söyleyeyim. E, Keylor Navas Yani Keylor Navas'tan e, şartlar görüşüldü. Perin şartlar görüşüldü. Taraftar DGA diyor. Hiç belli olmaz fiyat EGA Fenerbahçe'ye ya da DG'ye belli olmaz bu işler. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bu hafta içinde Forvet şey kaleci transferini yapacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'den kurun içe yeni teklif diyor haberimizde. Aslına bakarsanız Lan mikrofon ne diye, ne diye gidiyorsun sen mikrofon ayıdı diye. Senin derdin kiminle kardeşim? Arkadaşlar bilgisayar soğutsun diye soğutucu var. O da biraz yükseklik yapıyor. O yüzden de mikrofon düşmek üzere oluyor. Şimdi kıymetli dostlar. Fenerbahçe Milan forması giyen Rade Kurunic için bir teklif daha yapmış. Ve İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe 7 milyon euroluk bir teklif sunmuş. Manchester United'dan Fred'i aldı ama bir kişi daha oraya kütür kütür bir altın lazım diyor. Ve e, 7 milyon euroya bir teklif daha sunduğumuzu belirtiyor haberler. Şunu özellikle belirteyim. İsmail Kartal'ın istemediği hiç kimse kulübe alınmadı. Geçen sene de aslında benzer bir şey oldu. Jesus'un istemediği kimse alınmadı. Kimi istiyorsa o alındı. Anladınız mı? Yok üçüncü tercihini aldılar. Yok on kişilik liste verdi de hep onuncular alındı falan filan. Geçiniz. Kendine istediyse o alındı. Şimdi Milan Hala 12-15 bandında ama futbolcu artık bizim adımıza baskı yapacak. Ve biz bu transferi 5'e bitirmeye çalışıyoruz. Yani e, Milan'da bazı isimlerle ilgileniyormuş. Nicolas Dominguez'de falan ilgileniyormuş. Yani Nicolas Dominguez'de biz de ilgilendik ama şimdi Fred mi Dominguez mi desek kapalı kutu Dominguez açık kutu Fred dersiniz. E, yani Dominguez de olabilir. Olmaz diyemiyorum ama Kurun iç için yoklama çekeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Miguel Crespo'ya İtalya'dan talip çıktı. Şimdi Fenerbahçe forması giyen Crespo Genoa'nın transfer listesinde yer alıyormuş. Benim duyduğumda bir İspanyol bir Portekiz takımı. Takımların ismini vermeyeceğim. Gerçi siz sosyal medyada görmüşsünüzdür ya benim verip vermem önemli değil de neyse. İtalyan basından yer alan habere göre Genoa arayış içindeymiş ve Crespo'yu listeye eklemiş. Daha önce <laughs> Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu'nun önerildiği de hatırlatılmış. Ama Berkan'ı izledikten sonra küfür etmiş adamlar. 26 yaşında 2024'te sözleşmesi devam edecek. Bir yıl kontratı var. 65 maçta 4 gol 6 asist yaptı. Biraz da terbiyesizlik yaptı. Hani Crespo'yu Crespo eden Fenerbahçe'dir. Şimdi adı sana bilinmedik ikincilik takımından alıp tabiri caizse adam ettik. Şimdi diyor ki sözleşme bitene kadar burada kalırım. Güle oynaya eğlenirim. Sonra bir ara hanım sıkılırsa giderim diyor. Fenerbahçe diyor ki ya uzat. Yani ya uzat ya da git diyor. 6,5 milyon euroluk teklif vardı. Fenerbahçe yönetimine dedim kabul edin. Fazlası gelmez. 6,5 iyidir. Güzel para. Alın. Ya bizim efeler sağ olsun bizim efecikler. Böyle bir ukala alın içine girdiler. Ya girmeyin abi girmeyin kardeşim ya. Satın gitsin. Mert Hakan'a geçen sene 7 milyon euro teklif geldi. Lan bir daha 7 gelir mi? Gelmez. Gönderin gitsin. Gönderin gitsin. Bak Atilla Selahi aklıma gelmişken 12 milyon euroya iteledin gitti. Lan harbi söylüyorum. Dünyada bak... Ee... Dünyada bir insan karşısına kolay kolay fırsat çıkmaz. Çıktı. Atilla Salahi'de mükemmel bir fırsat çıktı. Hocam ama transfer market değeri 14 milyon euro. Lan isterse 100 milyon euro olsun sana ne? Bu arada oynamış değil mi Atilla Salahi? İlk maçını oynamış sanırım. 45 dakika oynamış. No fena. 12.3'e. Ben şunu söylerim. Her futbolcu yani her futbolcu her yerde tutunmaz. gönderiyorsan gönder gitsin teklif geliyorsa sat gitsin Crespo için altı buçuk teklif geldi saat yaz oraya oynamaya bağlı opsiyon Bonus 8'e kadar diye şimdi ben bir şey söyleyeyim Zenit'in teklifi var bu Avrupa kulübünün teklifi var İtalya'dan değil de İspanya'dan ve Portekiz'den bir, birer takımın teklifi var Onu da biliyorum ama ben şunu da söyleyeyim. Crespo'nun Fenerbahçe'ye devam etme ihtimali ben %1 bile görmüyorum. O kadar. Yani Artık gitti diyeceğim. Onu da belirteyim. William Arao için sürpriz talip. Gözden çıkarttığı William Arao Yunanistan'dan talip çıktı. Panathinaikos Brezilya'da futbolcuna ilgileniyor. İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yok. Bak ben size şunu söyleyeyim. 1. Arao 2. Gustavo Henrique 3. Nazım Sangare 4 Burak Kapacak 5 Emre Demir 6 Emir Ortakaya Bu 6 arkadaşın 6'sı da gidecek arkadaşlar. Kesin bir dille söylüyorum. Kesinlikle bunlar gidecek. Ve Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Panathinaikos Brezilya futbolcuna ilgileniyormuş. 31 yaşındaki Fenerbahçe'ye 3'e geldi falan filan. 45 maçta bir gol 5 asist yaptı diyor. Bu çok mühim değil benim açımdan. Benim açımdan şu mühim. Fenerbahçe'de gideceklerin ortaya çıkması. Bak Crespo'da bence gidecek. Etti sana 7. Ben 7 kişi gider diyorum. Şu ana kadar 10-11 kişi gelmiş oldu. 11-12 kişi gelmiş oldu. Ve ee, daha da artacak. Gelen giden sirkülasyonu 28'i geçecek arkadaşlar. Hatta 30'u da bulacak gibi gözüküyor. Hocam bu risk değil mi? Bu risk. İlk haftalar için risk. İlk 4-5 maç için risk arkadaşlar. Yani 4-5 maç için risk. Niye? Yeni kurulan takımsın. Sistem, takım, adaptasyon şu bu falan filan. Beşinci maçtan sonra ise risk ortadan hemen hemen kalkmış olacak. Şimdi kıymetli dostlar ee, size bazı sorular soracağım. Bunu yoruma sabitteyim ya. Süper Lig için bir kehanette bulunmanızı istiyorum. Şampiyon kim olur? İşte gol kralı kim olur? Asist kralı? En iyi kaleci kim olur? Bence en iyi kaleci için ee, biraz bekli bekletiyordum bu anketi. Bence biraz daha bekleyin ya da içinizden geçen kişiyi söyleyin ya da şu şimdilik şu diye belirtin. Sonra gelip tekrar bu videoya gelip yorumunuzu düzeltirsiniz. MVP'si kim olacak ligin? Ya da şöyle söyleyeyim ligin en iyi oyuncusu kim olacak? Böyle söyleyeyim. Sürpriz oyuncu kim olacak? Hani mesela ben şunu söyleyeyim ben şu an bana sorsanız tad içlerim sürpriz oyuncu. Hani beklenti yüksek mi yüksek? Ama yani yaş itibariyle 34 yaşındaki futbolcu ne yapabilir ki diyorlar. Ben çok ciddi bir sürpriz yapacağı görüşündeyim. Hayal kırıklığı bence Zaha olacak Galatasaray'da. Çünkü tartışmalara başlayacak. Ama siz yine de bunu yazın. Ben bunu bu, e, açıklama kısmına ekleyeyim de arkadaşlar. Siz görün orada. Tamam. mı? En iyi teknik direktörü de kim olacak? Süper Lig'in. Bunları sizlerden istirham ediyorum dostlar. Hemen açıklamada en başa ekleyeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı istiyorum kıymetli dostlar. Kısaca tekrar edelim. Livakovic her an açıklanabilir. Ben 16 Ağustos diyeyim. Yarını işaret edeyim. Omar Fahit hayırlı olsun. Bakalım ne olacak. Ben umutluyum. Rade kurun için şartları zorluyoruz. Bir bakmışsınız perşembe günde kurun iç açıklanır. Hiç belli olmaz. Ama Livakovic ve kurun açıklanırsa bir de bir stoper kovalıyoruz. Belli mi olur? Bu arada hatırlıyor musunuz? Herkes transfer bitti derken bir stoper arıyoruz. Geleceğe yatırım duyumunu veren bir adam vardı. Mustafa Hoca diye. Adıköy Sokak diye de kanalı vardı. O kanaldan şaşmayın. Keylor Navas eğer Livakovic olmazsa ilk aday diyebilirim. Perin kiralık olarak gelebilir bir aday. Ceko'nun menajeri aynı menajermiş getirebilirim diyor. Ben de Gea'yı sanmıyorum. Crespo bence gidecek. 6-6.5 bandına giderse büyük kar. Arao gidecek. Ben Arao'nun 6'ya gideceğini biliyorum. Sürpriz duyumlar 10 diyor ama keşke 10 olsa. Ama sanmıyorum. 6 diyelim. Mustafa Henrique Fesih konuşuyoruz ama Rusya'dan bir teklif geldi. Oynama garantisiyle gidebilir. Ya da direkt satın alabilir. Lazım Sangare fesih olacak ama biraz yanaşmıyor. Oynayacağı bir kulüp bulmaya çalışıyor. Futbol hayatım sürüyor falan filan diye ama bu kadar para göz olmayı sürdürürse futbol hayatı biter zaten. Bu kadar paracı olursa. Fenerbahçe'de yaklaşık 1.5 milyon euro kazanıyormuş. Bu benim çok zoruma gitti. Son senesi diyelim ki arkadaş al şu 300-400 bin euroyu git. Eğer son senesinde bu parayı almayıp kabul etmeyip gitmezse başına büyük iş alacak. Hiç kimse bu saatten sonra Nazım'ı almaz. Çünkü iki sene 2,5 buçuk sene oynamamış olacak arkadaşlar. 2 sene hiç oynamamış bir topçu olacak. 2 sene oynamamış topçuyu hiçbir Allah'ın kulu kabul etmez. Hiçbir Allah'ın kulu alacağı maksimum maaş 200 bin euro olur Anadolu takımlarında. Kendi kariyerini mahveder. Burak Kapacak oynama garantisine, Emre Demir oynama garantisine, Emir Ortakaya oynama garantisine kiralanmak üzere. Eee Fred Ceko konferans ligi dedik. Can Bartu Allah rahmet eylesin. Nicolas Dominguez'de de ya çok iyi gidiyorduk ama 12-15 diye ısrar ettiler. Belki de devre arasına sarktı ama bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için kanala abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.